Beni delirtme. Seni burada vurur öyle çıkarım. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor hacı amcacı. 33 farca bir say bakayım. Amca. Burada bir imtihan yapmıyorsun. Bize şey o, ben sana sayayım onu. Sen şimdi bir dakika. Zoruma gitti değil mi? Ne zoruma gidecek? Ama sağa sola bağırırken. Bağırırken. Hakaret ediyorsun. Amca 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı diyorsun? Şunu söyleyeyim sana. Söyle abi. En güzelini kim bilir? Allah bilir. Nasıl yani? Ne eylerse güzel eyler. Siz kimi tercih ediyorsunuz? Şimdi ben Trabzonluyum ve aynı zamanda ben yüzbaşıyım, askerim. 1000 tane asker izlerim. 4 tane yabancı dilim var. Arapçam var, Almancam var, İngilizcem var, Kürtçem var ve hafızım. Bunların hakkında yorum istemiyorum. İmamoğlu eskiden Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Evet. Ne yaptılar? Bir şey yapmadılar. Biliyor musun? Ben Trabzonluyum, o da Trabzonlu. Ne verdi oraya? Çöp içindeydi. Şimdi millet, ben de dahil, İmamoğlu da İmamoğlu. Madem öyleyse niye Beylikdüzü'nde yükselmedi de buraya geldi? Çünkü yatı yok, katı yok. Deniz kenarında yeri yok. Burada da yazlıklarda da köşkü yok. Eğer buraya başkan olursa bunların hepsi olacak. İnşallah içinde kalanlar oluyor ya. He? Hep yapanları o şekilde yapmadı mı? Olsun, onun da olsun ya. İstemeyenin gözü kör olsun. Ben istemedim. Şey bana ne? Hiç beni ilgilendirmiyor. Benim her, bak dinle, ben gaziyim. Her tarafım kurşun yarası bak. Kolum, bacağım, sırtım. Ben Kore'de bile savaştım. Bunlar nerede savaşmış? Şimdi sen savaştın diye eten biz de hepimiz bir savaş çıkarın da biz de savaşalım da kurtulalım yakanızdan. Düşelim yakanızdan. Ben, sen şimdi gazeteliğini öne çıkarıyorsun, öbürsünü de ben de diyor emekçiyim. Ben de diyor yazarım. Ben de diyor okurum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kimle savaştın? Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben sana bir şey diyeyim mi? Rahmetlik nenem 100 yaşında öldü, gaziydi, toplarımızı. Çanakkale'de de resimler var. Benim dedem de orada şahit. Dedi ki eskiden tarihteydi CHP'nin köküne, Atatürk zamanında falan vergi almaya geldiler dedi. Artık dedi verecek bir şey kalmadı, bir eşek var dedi, onu fitille örttük. Bak dinle. Ondan sonra vergi memuru geldi, bu kim? Dedem hasta da yatıyor demiş. Bak müsaade et. Ben de şey diyeyim, ben ona ben de kızıyorum. Ve demiş ki ya dedeme geçmiş olsun diyelim bakalım demiş. Açıyor bakıyor ki aman aman diye. Geçmiş olsun diye. Çünkü elinde bir eşek kalmış, değirmene gidecek, başka sırtında gidecek. Onu da alacaklar neredeyse. Ya buraya kim gelirse gelsin, seni düşünmez, beni düşünmez. Doğru. Ben bu kadar diyorum. Yok yok. Bak, doğru ne diyor. Kadar doğru konuşuyorsun. Buna ben de alkışlıyorum. Bunlar da alkışlıyor. 70 sene önceyi, 100 sene önceyi hatırlıyoruz. Daha dün oradaki köprünün kim parasını verecek diye onu düşünmüyoruz. Suyu okuma parası, elektriği okuma parası ödüyoruz. Niye? Ulan bu okuyan adam bir kişi geliyor 100 daireyi okuyor. Bunu niye itiraz etmiyor? Niye doğrudan gidip eritip su parası alamıyorlar? Hay Allah razı olsun. Sen de ben de karşıyız. Ben onların hepsini geldim. Ben çünkü ben doğuyu, batıyı, güzeyi, güneyi biliyorum. Kürtçe de biliyoruz. Bugünü göremiyoruz. 100 sene öncesini unutmuyoruz. Hatırlıyoruz. Ama bugünkü okuma parasına bir şey demiyoruz. Ben de buna kızıyorum. Yok ben seninle beraberim. Şimdi ben neye kızıyorum biliyor musun? Ha, kızalım beraber kızalım. Yani. Memleket nere? Memleket mi? Hayır sorduk. Kars. Ben kurban olayım Kars'a. Ben şimdi sen Karslısın. Bakayım temelini biliyorum. Üçler, yediler, kırklar nereden uçtu? Hadi cevap ver. Nereden uçtu? Öğretme bak burada hepimiz dinleyelim. Üçler, yediler, kırklar Kars Kalesi'nden uçtu. Adamın iki oğlu vardı. Büyük oğlu biraz benim gibi tembel, sarhoş. Küçük oğlu da dindar. Üçler, yediler, kırkların uçma zamanı gelince küçük oğluna diyor ki oğlum bugün galeye gel. Üçler, yediler, kırklar diyor. Büyük oğlu duyuyor. Ondan önce gidiyor orada bekliyor. Küçük oğlu gelmeye korkusuna. Bak dikkat et dindar. Ben onları da savunmuyorum. Fakat üçler, yediler, kırklar uçarken büyük oğlu atlayıveriyor alıp götürüyorlar. Şimdi ben insanların ırkıyla, mezhebiyle, diniyle yargılamıyorum. Ya şimdi hocam yargılarsın sen Kürt olarak istedin mi bu dünyaya gelirken ya? Benim kurban olduğum. Bak kendimi ardım. Ben dinle. Kürt olduğumu memnun muyum? Öbürsü Hristiyan olduğuna şey midir? Hacı. Dört kitap var, dördünü de göndermiş. Şimdi biz kabul ediyoruz. Onu gönderen, ona gönderen Hristiyan İncil'i gönderdi. Şimdi bu İncil'e inanan insanın şu günahı ne? Şimdi
Hepsi Adem Aleyhisselam'dan geldi. Sonradan biraz ortalık karıştı. Bana diyorlar ki ben aynı zamanda Cidde'de 3 sene görev yaptım bunların askerlerine. Benim için gördüğünüz arabındaki babası da zaten şerefsizdi, oğlu da şerefsiz. Amerikan'ın köpekleri. Türkler de sevmezler. Senede bir defa Türkiye'den, Osmanlı'dan kurtuluş bayramı yaparlar. Tek bir tek camimiz, bir de geminin şeyin, trenin kafası kalmış orada. Türklerin her şeyini yıkıyorlar, yıkıyorlar. Onlar Osman'ın mezarını da ayrı koydular. Ne bileyim ya dayı, sen de Emevilere karşısın, ben de karşıyım ama bir yerde ayrışıyorsun, nasıl oluyorsa. Esenler Belediye Başkanı, avukattır. Tüm Karadeniz dedi, Rum'dur dedi. Hemen giydim benim harbel fikirlerini, gittim. Korumalar içeri koymuyor. Çekil lan kenara dedim. Böyle gördü ya. Kimsin sen? Tabanca. Elini daha oraya atmadan bak bakayım, titriyorum ellerim dedim. Açtım tabancayı, gördü 19+1. Sen dedim var ya, iki kaşığın ortasından vururum şerefsiz. Bir tepme girdim içeri. Belediye başkanı dedim. Sen dedim Adem'den berisini dedim saysana dedim. Adem Aleyhisselam da peygamber. Say bakalım dedim. Peygamberimizin anasının ismi ne lan dedim. Nereden bilsin? Halifeleri saydım. La esas gavur sensin lan dedim. Sonra abi özür diledi. Ben dedi seni çıkardı. Adresin bu. Bak dedim beni delirtme. Seni burada vurur öyle çıkarım. Kimseye senin dedim gavur deme hakkın yok. Ben Hristiyan'a bile, bizim bazı hocalarımız vardı. Hristiyan demiyordu. Gavur diyordu. Ben dedim ki sen kimsin ki gavur diyorsun adama. Ama ben sana bir şey... Trabzon. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Cumhurbaşkanı gebermediği müddetçe bu gördüğünüz İmamoğlu'na da vermeyecekler bu sefer. Teşekkür ederim amca, sağ ol. Doğru söylüyorum. Cumhurbaşkanı geberirse o zaman alır. Amca başkalarına da soralım. Sor sor. Hepsi şey, İmamoğlu'cuz. Öyle mi? Burası. Soralım. Kimi tercih ediyorsun? Şu an için İmamoğlu. 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 Kimdi? Artık bıktık, yetti ya. Yetti. Niye dayı, niye sordun? Oğlum ben 1950'den beri buradayım. Yürüyen keçiyi, koyunu, kediyi, köpeği tanırım. O zaman İmamoğlu mu kazanacak? He? İmamoğlu mu kazanacak o zaman? O meçhul. Niye? Herkes İmamoğlu diyorsun dayı. Ya camide ezan okunurken bacak bacak üstüne aşağı indirmeyen milletten ne beklersin? At olsun ya adam. Sandalye yap, acaba böyle. Hoca Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı bile indirmiyor. Çalanlara ne dersin o zaman? Hangisi çalmayacak? He? İmamoğlu gelince çalmayacak mı? Zaman hangisi çalmayacak? İmamoğlu gelince çalmayacak ya, mı? Ya bırak hadi konuş. Ha, tabii. Zoruma gitti değil mi? Ne zoruma gidecek? Nerede kurşun yarası var? Ne zoruma gidecek ki? Nerede kurşun yarası var? Allah'ım. Çalmış şahit. Sen mi çalmışsın? Evet. Gerek yok ya. Gerek yok. Tamam amca, teşekkür ederim. Benim dedem de şehit, oğlum da şehit, abimin oğlu da şehit. 5 tane şehidim var. Senin oğlun şehit mi? Tamam. Ben Tayyip Erdoğan'ı istemiyorum. Geneli söylüyorum, ortada söylüyorum, ortada. O zaman yalan konuşmayacaksın. Niye yalan konuşayım ki? Bana ne? Herkes birbirini biliyor. Var. Sen yalan bir tane şehidi yok. Cennet mahallesiniz var ya. Evet. 50 sene önce buradan kimse geçemezdi. İki caddeyi ayırmışlardı. Ben burada elbiseyle gelirken çocuklar çıkardı. Komutanım mermim yok, mermi ver. Ona da veriyordum, buna da veriyordum. Niye kendime düşman alayım? Şehit verdin ya, nerede şehitlerin söyler misin? Duyalım hepimiz burada. Nerede şehit verdik? Biz hepimiz ülke için gerekirse şehit veririz. Bir tanesi Çanakkale'de. He. Bir tanesi de Şırnak'ta 12 jandarmayla beraber gece öldürüldü. 26 sene önce. Benim öz ve öz oğlum. Ben 81 yaşındayım efendim. Ben kim? Yaşına saygımız var zaten. Seni bu halinde gördük mü biz? Elini öpülesi bir adamsın. Ama sağa sola bağırırken hakaret ediyorsun. Şimdi hakaret etme bağırırken. Yani ona buna oy toplayacaksın diye bağırma. Oy mu istemiyorum. Ben muhtar değilim. İsmail abi. Seni ben 50 senedir tanıyorum. Onun için hiç gerek yok tartışmaya. Milleti toplamaya gerek yok. Hadi ne yapın ya? Mevzu yapma. Hayır bak, seni tanıyanlar var. Siz ne soruyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Seçimi soruyoruz. Kime oy vermek istersiniz? Seçimi ahlaklı olana vereceksin. Kul hakkı yemeyene vereceksin. Yetim hakkı yemeyene vereceksin. Gençliğin alması gereken hakkı sadece yandaşlara verenlerden kurtarmak için bir sürü okuyan gencimiz var.
%1'e hizmet ediyor şu andaki mevcut iktidar. %1 ne kadar nüfus yapıyor? 800 bin kişi yapıyor. 1 milyon bile değil. Üniversiteyi bitiren gençler İTÜ'yü bitiriyor, Yıldız Tekniği bitiriyor, ODTÜ'yü bitiriyor, bir yere giremiyor. İmam Hatip'i yadırgamıyoruz ama İmam Hatip mezunu olanlar en üst seviyede 40-50 yerden maaş alıyor. Bunları düşünürsek, aklımızı kullanırsak, başta söylediğim gibi ahlaklı kişiye oy vereceğiz. Kul hakkı yemeyene oy vereceğiz. Yetim hakkı yemeyene oy vereceğiz. Demin Hacı amcanın dediği gibi eli öpülesi sakallı bir amca. Ama yalan söylüyor. Bunu herkes tanıyor burada. 100 tane şehidim var diyor. Ya yok arkadaş, doğruyu söyleyeceksin. Alışmışlar. Bak ahlaki çöküntü at safhada. Ahlak kalmadı ya. Ahlak, onun yüzden ahlak diyoruz. Ahlak derken onların anladığı ahlaktan değil. İbadet diyorlar. 1400 yıldır var İslamiyet. 2002'den beri değil. 1400 yıldır var olan İslamiyet'i güncellemeye çalışıyorlar. Neyini güncelliyorsunuz ya? Zaten var. İslamiyetimiz zaten var, belli. Amca bir şey diyorsan söyle, sana da cevap vereyim. 1400 yıldır yok mu İslamiyet? 2002'den beri mi namaz kılıyoruz biz? 1400 yıldır var bu İslamiyet. 2002'den önce de namaz kılıyorduk. 1994'te de kılıyorduk. Şimdi de kılıyoruz. Şimdi adamın biri çıkıyor, müftü seviyesinde bir adam diyor ki biz Kur'an okuyamıyorduk diyor. Nerede okumuyor? Sen nerede öğrendin o zaman? Lütfen yalan konuşmayalım. Bak biz kimse, herkese saygımız var burada. Hepimiz de Küçükçekmece'de yaşıyoruz ve Türkiye'de yaşıyoruz. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor hacı amcacığım. 33 farzı bir say bakayım. Amca. Burada bir imtihan yapmıyorsun. Ben şey, sana sayayım onu. Sen şimdi bir dakika. Sen şimdi. Sen neyi soruyorsun burada? Meydanı boş buldun burada. Hacı amca. Neyi boş düş farz değil. Allah'ım bir dakika bir dakika. Gel. Yalan konuşma. Gel buraya. Kaçma. Sakin ol abi. Gel buraya. Kaçma! Ahlaksızlık yok. Gel buraya. 32 var. O bir gördüğünüz sakallı var ya. Yolda dilenir. Elinde para. Yok. Farzı bir şey yok. Hayır, gelsin cevap verelim. Gel cevap vereyim sana. Gerek yok. Allah Allah. Bak, zaten geldi adam 33 farzı say diyor. 32 farzı say demiyor. Ya sayarız biz ya. Sorun değil. Ben onu anladım ne demek istediğini. Şimdi sevgili kardeşim, nerede yayınlıyorsunuz bilmiyorum. İnternet. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes aklını kullansın, oyunu öyle versin. Kardeşim, dürüste, namusluya, onurlu adama oyunu versin. İbadet diyorlar. İbadeti herkes Allah rızası için yapar. Camilerimiz her yerde var. Namazımızı evde de kılarız, camide de kılarız, arazide de kılarız, dere kenarında da kılarız. Buna hiç kimse karışamaz. Allah rızası için kıldığımız sürece hiç kimse karışamaz. Kul için gidemeyiz biz oraya. Şimdi namaz kılacak, benim aldığım vergiyi yandaşa verecek. Millete küfür eden Mehmet Cengiz'in 450 milyonluk vergisini silecek. Benim emekli maaşımdan kestiği vergiyle yandaşa iş bulacak. Buna oy vermeyin diyoruz biz işte. Buna, şuna oy verin demiyoruz bak. Buna oy vermeyin diyoruz. Allah İmamoğlu'na verin, İmamoğlu'na. Allah razı olsun. Bak sen söylüyorsun, ben söylemiyorum. Diyorum sen ki. Sen de söyle. Aklın, her şey çok güzel olacak. İmamoğlu'na vereceksin, İyi Parti'ye vereceksin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceksin. Bunu genç, söyleyeceksin. Dinamik, dürüst burada bir adam. Burada amcamız demin gelmiş, diyor ki İslamiyet. İslamiyet'i hepimiz yaşıyoruz. Annemiz, babamız hepsi öğretiyor. Hepsi oruç tutuyor. Geçen İçişleri Bakanımız bir tane fotoğraf çektirdi. Askerlerle iftar vakti, artık diyor ki oruç tutanlar fişlenmiyor. 1980'den beri, 80'den 2015'e kadar ben silahlı kuvvetlerde kalmış birisiyim. Bütün askerlerim orucunu da tuttu, namaz kılmak isteyen namazını da tuttu. 1985 yılında ben mezun oldum Ankara'da. Annem örf adet gereği kara çarşaf giyer. Benim mezuniyet törenime kara çarşafla geldi. Namaz kılmaz ama örf adet gereği giyiyor onu. Aldılar mı içeri öyle? Ağlıyor her yerde. O senin dediğin 94'te bilinçli yapıldı. Onu da kim yaptı söyleyeyim mi? Biliyorsundur sen kimin yaptığını. 1994'te, yalan değil. Gel burada. Ben 85'ten bahsediyorum. Gel buraya. Gel konuş burada. Gel.
Gel abi gel. Bitirdim. Gel. Ne derler ona ya? Uzman çavuş olacağım. Ailem kapalı diye almadılar. Konuşma ya. Gel abi gel. Gel gel, öyle kaçmak yok. Gelip konuşacaksın. Kaçmayacaksın. Ahlaksızlık yapmayacaksın öyle. Herkese iyi günler. Hoşça kalın arkadaşlar.